iPhone 15 ailesiyle beraber değişime uğrayan en önemli seri aslında Pro serisiydi. Pro Max'i sizlerle buluşturmuştum. Bu videoda da iPhone 15 Pro bizlerle arkadaşlar hem çok güçlü hem de tek elle rahatlıkla kullanılabilen bu akıllı telefon bize neler sunuyor. Gelin bu videoda sizlere anlatayım. Telefonu şöyle kenara koydum ve sizlerin huzurunda Apple Türkiye'ye de bu ürünleri bana test etmem için gönderdiği için sonsuz teşekkürlerimi ileteyim arkadaşlar. Kendilerinin sayesinde 15 Pro ve diğer aksesuarlar hakkındaki fikirlerimi sizlerle paylaşıyor olabileceğim. Gelelim iPhone 15 Pro'ya. Gerçekten özel bir akıllı telefon bu akıllı telefon ve diğer iPhone modellerinden de kendini ayıran farklı farklı özellikleri var açıkçası ki bu sene Apple Pro modellerinin arasında da ufak bir farklılığa da gitti. Ona da değiniyor olacağız zaten. Doğru buradan işin performans tarafıyla başlamak lazım Çünkü iPhone 15 Pro'nun içerisinde A17 pro isimli bir 3 nanometrelik üretim süreci ile üretilen bir işlemci var arkadaşlar mobil cihazlarda ilk defa gördüğümüz bir üretim süreci 3 nanometrelik üretim süreci ve bu bizlere çok verimli ve aynı zamanda da bir o kadar performanslı bir işlemciyi sunuyor sevgili dostlar iPhone 14 pro Max ile ikisinin işlemcisini yan yana koyduğumuzda ki elinde iPhone 14 pro olmadığı için maalesef ikisini karşılaştıramadım ama iki cihazın arasındaki performans farkına baktığımızda ise belki performans testini beklediğiniz farklılığı görememiş olabilirsiniz. Ancak gün sonunda şöyle bir durum var ki iPhone 15 Pro iOS 17 ile beraber çok daha seri çalışabiliyor. Tabi bunu ben açıkçası yükseltilen RAM miktarına da bir miktar bağlıyorum. Çünkü iPhone 15 Pro'nun içerisinde 8 GB'lık bir RAM görev yapıyor. Tasarım tarafında belki ana tasarım dili anlamında çok büyük bir değişiklik yok iPhone 15 Pro'da. Ancak yan çerçevede kullanılabilirsiniz kullanılan havacılık sınıfı bu titanyum malzeme gerçekten telefona farklı bir hava katmış arkadaşlar ve aynı zamanda uzayda da yine kullanılan birebir aynı titanyum malzemeyi Apple burada bu akıllı telefonla bizlerle buluşturuyor. Açıkçası ben buradaki hafiflemenin çok hissedilebilir olabileceğini düşünmüyordum. Yani ne olacak ki arada 19-20 gramlık bir fark var falan diyordum ama telefonu elime aldığım zaman gerçekten hafiflemeyi çok net ve böyle hakikaten ya bayağı hafiflemiş bu telefon diyebileceğim seviyede hissettim arkadaşlar. iPhone iPhone 14 Pro 206 gramdı arkadaşlar ve iPhone 15 Pro'ya baktığımızda ise 187 gramlık bir ağırlık görüyoruz. Burada ön ve arka camla daha dayanıklı yeni nesil bir seramik shield destekli cam bulunuyor. Titanium malzemede parmak izi kalma sorununu ya da durumunu da konuşmak lazım tabi. Hatta bence hiç konuşmamak lazım çünkü böyle bir parmak izi kalma durumu gereksiz bir konu arkadaşlar. Bu titanium malzemede parmak izinin kalıyor olması ya da kalmıyor olması çok konuşulacak bir konu değil. Çünkü iPhone 14 Pro'da da 13 13 Pro'da da 12 Pro'da da benzer parmak izi durumlarını çok da görüyorduk. Yani arada çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Sonuçta oraya parmağınızda bir yağ varken ya da bir pislik varken dokunduğunuzda ufak bir iz kalıyor. Yani bugün bunu buzdolabına bile dokunduğunuzda bir parmak izi kalma durumu oluyor. Dolayısıyla üstünde konuşulacak ya da böyle ya işte şu olmuş bu olmuş denilebilecek bir konu bence kesinlikle değil. Bu arada şunu da söylemek lazım. Zaten bu fiyat seviyesindeki bir akıllı telefonu kılırsız kaç kişi kullanır ya da kullanmak ister. Onu da ayrıca sizin düşüncelerinizi yorumlara beklerken şunu da hatırlatayım. Kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı desteklerseniz bu tarz videoların daha fazla gelebilmesi için beni çok ciddi anlamda desteklemiş olursunuz. Size de teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Ve bu cihazlardaki özellikle iPhone 15 serisindeki en büyük değişim aslında şarj soketinde sevgili arkadaşlar. Burada artık Lightning bırakılıyor. Apple burada bir devri kapatıyor aslında bakarsanız ve Type-C'ye geçiş yapıyor ki aslında Lightning hayatımıza girerken her türlü şarj kablosu takabilirsiniz diye girmişti. Biliyorsunuz Lightning'de hem arka hem ön şeklinde takılabiliyor. Tersi düzü olmayan bir girişti. Ancak artık güncel teknolojik durumda Type-C'nin kullanılması Apple için de çok daha ciddi bir avantaj diye düşünüyorum. İyi ki de iPhone'larda artık bu Type-C'ye geçiş yapıldı. iPhone 15 Pro'ya çok daha ciddi bir hız ve ekosistem açısından bir kullanılabilirlik getirdiği açıkçası Type-C ve bu sayede tek kabloyla tüm cihazlarını şarj edebilme özgürlüğünün yanı sıra artık Type-C üzerinden büyük verileri de aktarabileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca video kayıt yaparken doğrudan Type-C destekli bir SSD üzerinde kayıt da alabiliyorsunuz. Type-C uzun vadede iPhone'ları bence çok daha işlevsel hale getirecek. Onu da sizlere söyleyeyim. Burada şunu da söyleyeyim sizlere. Pro ve Pro Max modellerinde iPhone 15 ailesinin daha iyi bir Type-C girişinin kullanıldığını da sizlere aktarayım. Burada USB 3.0 destekli Type-C'nin kullanıldığını 15 ve 15 Plus'ta USB 2.0 destekli bir Type-C girişinin olduğunu da sizlere belirteyim arkadaşlar. Ve tabi burada bu kablo sayesindeki kutudan çıkan kablo gerçekten çok kaliteli gözüküyor. Apple'ın size verdiği değeri bir kere daha hissettiriyor bana sorarsanız. Çünkü normalde görmediğimiz bir şarj kablosu kutudan çıkıyor. Örgü bir şarj kablo var kutusundan çıkan bu kablo. Ve gayet de kaliteli duruyor. Ben açıkçası belki 2 belki 3 sene hatta kullanıma göre 4 sene bile bu kabloyu kullanabileceğinizi düşünüyorum. Yalan söyleyeyim. Ve bu kablo sayesinde bir başka iPhone'u da yine şarj edebiliyorsunuz. Ve burada cihaz daha az şarjı olan iPhone'u şarj ediyor. Diğerinden şarj almayı denemiyor bile. Bunlar da böyle çok küçük ama çok ince düşünülmüş özel detaylar. iPhone 15 ailesinde tam konum bulunma isimli bir özellik var. iPhone 15 Pro'da bu özelliğe sahip arkadaşlar. Bu özellik sayesinde çok rahat bir şekilde bir yakınınızı sanki üzerinde AirTag takılıymışçasına arayarak bulabiliyorsunuz. Yanına doğrudan gidebiliyorsunuz. Konumu ve yeri belli oluyor sevgili arkadaşlar. iPhone tanıtıldığı günden beri arkadaşlar üzerinde bulunan bir tuş artık tarih oldu. Apple o tuşu tarihe gömdü ve yeni haliyle ikinci nesliyle diyebilirim sizlere. Oradaki ses kilit tuşunu bir eylem düğmesi olarak bizlerle buluşturuyor ki bu eylem düğmesini özelleştirebiliyorsunuz. Kestirmeler üzerinden üçüncü parti uygulamalara erişim sağlayarak kullanımını da yine sağlayabiliyorsunuz. Ve gün sonunda bence oradaki tuş yerine çok daha işlevsel, çok daha günlük hayatta kullanılabilir bir tuş haline getirmiş Apple iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki eylem düğmesini. Açık konuşmam gerekirse bu ses kilidi tuşunun kalkmasından ben çok mutlu oldum. Böyle bir şeyin çok az kullanıldığını düşündüğünüzde zaten bu tuşun daha fazla kullanılacağını ve daha işlevsel hale geleceğini söylemek mümkün sevgili arkadaşlar. Birazdan ekran bölümüne geçeceğim ama performans ve buraya kadarki detaylarını sizlere aktarmak istiyorum. iPhone 15 Pro'da yaptığım oyun testlerinde gerçekten böyle bir performans yok arkadaşlar. Çok iyi derecede bir oyun deneyimini sizlere yaşatıyor ki bu konuyla alakalı farklı bir içerik üzerinde de çalışıyorum. iPhone 15 Pro'yu bir oyun konsolu gibi kullanarak nasıl oyun oynayabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz Bununla alakalı içeriği de dikey formatta Instagram ve TikTok hesabımda yayınlıyor olacağım. Oralardan da beni takip alırsanız zaten görüyor olursunuz. Oyun konusunda ciddi anlamda bu cihaza söylenebilecek çok bir şey yok. Ekran deneyimi zaten müthiş. Birazdan detaylarına değineceğim ama zaten bu performansa sahip bir cihazla oyun oynamakta bir o kadar keyifli gerçekten. Ne oyunda bir kasma ne donma ya da uzun süreler oynayınca ciddi bir problemle karşılaşmadım sevgili arkadaşlar. Gelelim işin ekran tarafına sevgili dostlar. 6.1 inç OLED bir yapıda olan iPhone 15 Pro'nun ekranı dinamik adalı bir ekran ile geliyor. Açıkçası bu ekranın önemli bir detayı var arkadaşlar. Çünkü 2000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor bu ekran paneli. Gerçekten güneş ışığı altında cihazı kullanmada çok büyük bir rahatlığı sizlerle buluşturuyor. Dinamik ada bölümünde de ekranda da iPhone 14 Pro'ya göre çok büyük bir değişiklik yok arkadaşlar. Tek değişikliği şunu söyleyebilirim sizlere. Ekran çerçeveleri çok daha ince ve çok daha böyle göze hoş gözüküyor. Ekran kasa oranında iyi bir iyileştirme yapmış. Apple ve bir önceki nesilde kullandığı ekranı daha işlevsel ve daha kullanılabilir halde bizlerle buluşturmuş. Zaten çok iyi bir ekran paneli vardı. Artık daha kullanışlı, daha göze hoş geliyor ve daha büyük gözüküyor. Diyebilirim sizlere ekran kasa oranında çünkü güzel bir iyileştirme yapmış Apple tarafı. Ekran bu arada LTPO destekli bir panel. LTPO ne demek arkadaşlar? 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen bir yenileme hızını bu ekran paneli bizlerle buluşturabiliyor. Tabi bu da bizlere cihazda gereksiz yere sürekli yüksek yüksek yenileme hızı önüne geçtiği için hem telefon daha az yoruluyor hem de gün sonunda pil ömrüne çok daha olumlu bir etkisi oluyor. LTPO paneller zaten hayatımızda birçok yerde artık kullanılıyor. Cihazda da LTPO panelin görev yapıyor olması bence çok değerli ve çok da kullanışlı sevgili arkadaşlar. Apple ekosistemi için daha çok böyle büyük yeniliklerle değil ama zaten başarılı olan bir ekranın makyajını alarak daha günümüze uygun hale getirilerek bizlerle buluştuğu bir ekran paneli iPhone 15 Pro'da bizlerle buluşuyor. Dediğim gibi gayet kaliteli her anlamda deneyim anlamında multimedya tüketimi anlamında oyun anlamında sorunsuz ve problemsiz bir ekran paneli iPhone 15 Pro bizlerle buluşuyor. Gelelim işin kamera tarafına ki iPhone 15 Pro gerçekten muhteşem bir kamera dizilimiyle bizlerle buluşuyor. Apple ekosistemi için işin gün geçtikçe daha başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini söylemek mümkün gerçekten ana kameraya baktığımız zaman burada bizleri 48 megapiksellik bir ana kamera karşılıyor arkadaşlar daha bilgisayara görüntüleri atmadan çektiğim fotoğraflarda açıkçası oldukça netlik ve böyle keskinlik anlamında başarılı sonuçlar olabileceğine emindim. Bilgisayar attıktan sonra da yine benzer sonuçları gördüm ki burada yenilenmiş bir kamera sensörü, yenilenmiş bir kamera yapısı olduğunu düşünürsek zaten çok da şaşırmamak lazım çıkan sonuçlara. Boşa geçmiyor bir yıl sonuçta. Bayağı güzel geliştirmeler yapmış Apple tarafı. Burada önemli olan iki detay var. 12 megapiksel çekimlerde çok daha iyi ayrıntı sunabiliyor ama 48 megapiksellik bir fotoğraf çektiğinizde gerçekten müthiş ayrıntı lara sahip oluyorsunuz ve burada altın çizerek şunu söylemek istiyorum. Sürekli 48 megapiksel çekim yapacaksanız bence daha üst seviye bir depolamaya sahip iPhone 15 Pro ya da Pro Max'e yönelebilirsiniz. Bu aslında iPhone 15 ve 15 Plus için de geçerli olabilir. Yani sürekli 48 megapiksel çekim yapmak istiyorum diyorsanız daha üst düzey depolamalı bir cihaz satın alırsanız sizler için çok daha iyi olur sevgili arkadaşlar. işin ultra geniş açılı kamera bölümüne baktığımızda ise 120 derecelik çekimler yapabildiğiniz ve 12 megapiksel çözünürlüğündeki bir kameranın bizi bizlerle buluştuğunu görüyoruz. Ultra geniş açılı kamera daha iyi ışık alabiliyor bence. Yani sonuçları zaten şu anda sizler de görüyorsunuz. Sizler de yorumlarınızı yazarsınız. Telefoto kamerada ciddi bir iyileştirme mevcut arkadaşlar. 3x optik zoom yeteneği burada bu telefona eklenmiş durumda. Yine ana kamerada olduğu gibi ayrıntıları vermede işi bir adım öteye götürdüğünü gerçekten görebiliyoruz. Ben Apple'ın burada işe milimetrik olarak yaklaşmasını çok çok sevdim. Dümdüz bir zoom yerine gerçek bir fotoğrafçı gibi yakınlaştırmanın mümkün olduğunu bir akıllı telefon Telefonda açıkçası hissetmek çok güzel olmuş. Burada 13 milimetreye kadar inebiliyorsunuz. En yakında da 3x de bu üzere optik zoomu sunabiliyor. Bu akıllı telefon burada yıllar sonra Pro ve Pro Max'in birbirinden ayrıştığı nokta ise şu arkadaşlar 5x bir optik zoom varken Pro Max modelinde Pro modelinde 3x bir optik zoom özelliği bulunuyor. İkisinin arasındaki ekran boyutu dışındaki tek fark da bu diyebilirim sizlere sevgili arkadaşlar kamera hakkında benim söyleyebileceğim şey gerçekten burada Apple'ın bu periskop kamera ya da zoom kamera ya da telefoto kamera kısmına bu bakış açısı hakikaten çok hoşuma gitti. Burada yine Apple'ın o farklı bakış açısını görmek bence kullanıcılar için de teknolojiyi anlatan editörler için de oldukça değerli diye düşünüyorum. Buradaki farklı bakış açısı ve sonuç gerçekten güzel olmuş. Video tarafında ise gerçekten yine burada kalite çok daha üst düzey diyebilirim sizlere. Aslında bakarsanız bir önceki modele göre karşılaştırdığımızda burada görüntü sabitleme işinin bir adım daha öteye gittiğini görebiliyoruz. Çektiğim birçok videoda yürüyorum ve yürüdüğüm halde sarsıntının ne kadar az olduğunu zaten sizler de şu anda görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buradaki görüntüleri öyle aksiyon modunda falan çekmedim. Normal video kaydıdır. Altında tekrar çizerek sizlerle paylaşayım sevgili arkadaşlar. Ön kameraya değinelim. Ön kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera arkadaşlar ve bu 12 megapiksellik kamera f1.9 diyafram aralığına sahip. Ön kameradaki otofokus yine oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Yüzünüzü yaklaştırdığınızda netleyebiliyor. Uzaklaştırdığınızda da netleyebiliyor netleme bozulmadan yoluna devam edebiliyor. Ön kamera konusunda şunu söylemek mümkün. Bir önceki modelle karşılaştırdığımda belki kağıt üzerinde birçok şey aynı gibi gözükse de aslında sonuca baktığımız zaman iPhone 15 Pro'nun daha ayrıntılı ve daha keskin sonuçları bizlerle buluşturabildiğini de gördüğümüzü sizlere aktarmalıyım arkadaşlar. Ben en azından gördüğüm sonuçlardan böyle bir sonucu ortaya çıkardım. Sevgili arkadaşlar, kamera tarafında yapılan yenilikler ve yapılan yeni geliştirmeler bence başarılı bir şekilde hayatımıza yansıyor arkadaşlar. Apple'ın biliyorsunuz şöyle bir durumu var. Hatta bazı lansmanlarda bahsediyorlar. Bu lansmanda bahsetmediler ama dünyanın en popüler kamerası diyor Apple iPhone için. Bence haklılar açıkçası. Çünkü hemen hemen herkesin elinde bir tane iPhone var ve modeli bağımsız bir şekilde insanlar anılarını iPhone'un kameralarıyla burada biriktiriyorlar. iPhone 15 Pro'da hem anı biriktirmek hem profesyonel işler yapabilmek ki buradaki olay şu dışarıya bir SSD ile ProRes kayıt alabilmek gerçekten çok değerli arkadaşlar. Özellikle benim gibi içerik üreten kişiler için burada hayat kurtarıcı olabilir. Bir fuara gittiğimde uzun yıllardır zaten ben kamera kullanmayı bırakmış bir teknoloji editörüyüm. Yani benim fuarlarda ürettiğim tüm videolar doğrudan iPhone'la çekiliyor. Ciddi söylüyorum size yani kamerayı taşı taşımak istemiyorum. Doğrudan iPhone'umu alıyorum. iPhone'la çekiyorum. Hem çok pratik bir şekilde videoyu işleyebiliyorum. Akıllı telefonun kendisinden işliyorum bu görüntüleri. Ve her şeyiyle finalize edip doğrudan en hızlı şekilde sizlerle buluşturabiliyorum. Kamera yükünü ortadan kaldırıyor benim için iPhone ve burada da bu yükü ortadan kaldırdığı için benim hayatımı müthiş kolaylaştırıyor. Sizlere içeriye en hızlı şekilde ulaştırabilmemi sağlıyor. Eğer ki elinizde bir MacBook varsa yani bir Apple ekosistemi içerisindeyseniz işler daha da kolaylaşıyor. Çünkü ben kurgulamıyorum bazı videoları kamerayla çekmek zorunda kalıyorum ve kamera ile çektiğim içerikleri de bilgisayarda işliyorum macbook var macbook kullanıyorum kurgu için buradaki yaptığım kurguları saniyeler içerisinde airdrop sayesinde yine iphone'a gönderiyorum ve iphone'dan bunun paylaşımını yapabiliyorum bunlar belki böyle anlatınca çok size gerekli gelmiyor ya da ne alaka dedirtiyor olabilir ama bunu iş olarak yapan kişiler için müthiş bir zaman kazanma durumunu ortaya çıkartıyor sizler için ve gerçekten de çok kullanışlı hale getiriyor ben iphone'un kamera bölümünü bu şekilde özetlemek istedim. Apple ekosistemi için çok güzel gelişimleri bünyesine bulunduran ve kağıt üstündeki vaat ettiği şeyleri de fazlasıyla bizlerle buluşturan bir yenilikler silsilesi iPhone 15 Pro'da bizlerle buluşuyor. İşin batarya tarafına değinelim arkadaşlar. Batarya tarafında ufak da olsa bir iyileştirme var. Yükseltme anlamında ama burada işlemcinin yenilenmesi ve yeni nesil bir üretim süreciyle üretilmesini göz önüne alırsak daha iyi bir pil süresini bizlerle uzun vadede buluşturacaktır bu akıllı telefon. Şimdi iPhone 14 Pro'da 3000 200 mAh bir batarya vardı. iPhone 15 Pro'da 3274 mAh'lik bir batarya var. Pil de %80'e kitleme diye bir özellik gelmiş arkadaşlar. %80'e bu pili kitleyebiliyorsunuz. %80'den yukarı hiçbir şekilde bu akıllı telefonu şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Aslında bu konuyla alakalı bir içerik üretilebilir. Ben hatta belki de bu akıllı telefonu sadece %80'e kitleyerek kullanmayı deneyebilirim. Pil yüzdesinin nereye gideceğini görebilmek için böyle bir teste yapabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onunla bir yorum yazarsınız. Tabii ki bu akıllı telefonu şarj etmek için Type-C'yi kullanıyoruz. Type-C'yi kullanarak şarj edebiliyoruz ve burada 27-28 wattlara kadar şarj hızının çıkabildiğini gördüm ben arkadaşlar. MagSafe desteği de devam ediyor. Burada da 15 wattlık bir şarj desteğinin devam ettiğini söylemek mümkün. Son değerlendirmeye geldiğim zaman ise iPhone 15 Pro benim özellikle Pro serileri gerçekten çok beğendiğim özelliklere sahip olan seriler arkadaşlar. Burada Pro Max bazı kullanıcılar için çok büyük gelebiliyor. Bazı kullanıcılar için de ben Pro Pro Max'ten başka cihaz kullanamam diyebiliyorlar. Ben de aslında Pro Max'çiyim. Normalde Pro Max kullandım bugüne kadar. Ama Apple Türkiye sağ olsun bana Pro'yu gönderdi. Biraz Pro'yu deneyimleyeceğim. Belki ilerleyen dönemde Pro Max'te elime geçerse onu da yine deneyimler. Deneyimlerimi sizlerle uzun uzun paylaşıyor olurum. Daha önce çektiğim videoda çünkü arkadaşımın iPhone 15 Pro Max ile sizlere bir içerik üretip telefonu kendisine teslim etmiştim biliyorsunuz. Ki bu cihaz uzun bir süre benimle birlikte olacak. Detaylarını da deneyimlerimi de hem sosyal medya hesaplarımdan hem de bu buradan YouTube kanalında yine sizlerle paylaşıyor olurum. İşin pil bölümüne gelince şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yoğun bir kullanım yaparsanız pil sizi bir gün götürmeyebilir. Ama yoğun olmayan bir kullanımda şu anda iPhone 15 Pro bir günü rahatlıkla götürebiliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Yaptığım tüm testlerde bir günlük bir pil ömrü olduğunu net bir şekilde söylemem mümkün. Burada telefonu şarja taktığınızda zaten yan yatırdığınızda yeni iOS 17 ile beraber gelen bekleme modu ekranı da açılıyor. O da gayet çık duruyor. başucunuza falan koyduğunuzda gayet Güzel bir görüntüyü sizlerle buluşturuyor Sevgili arkadaşlar Son değerlendirmede sıfırdan bir cihaz alacağım Ne alayım diyenler için şunu söylemek lazım Ülkemizde önüme durmakta olan Akıllı telefonun başlangıç fiyatı Yani iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatı 64.999 TL arkadaşlar ve bütçe uygunsa alınır mı? Kesinlikle alınır. Yurt dışından alınır mı? Mevcut durumda yurt dışından bir iPhone almanın bir mantığı kalmadı arkadaşlar. Yurt dışından alacağınız iPhone'lar hem garanti anlamında sizi sıkıntıya sokacaktır hem de aynı zamanda ödeyeceğiniz zaten iğne kaydı ücretiyle beraber çok bir fark kalmıyor arkadaşlar arada. Ben açıkçası 2 yıl Apple Türkiye garantisini bir kenara koyup da arada 5 bin lira 10 bin lira fark var diye gidip yurt dışı cihaz kullanmam. Size de bunu tavsiye etmem açıkçası. Ha ben çok illa bunu istiyorum diyorsanız siz bilirsiniz. Ama benim tavsiyem kesinlikle değil sevgili arkadaşlar. Buradaki cihazı seçmekteki en büyük etkinin bütçe olduğunu tabii ki biliyorum. Ancak iPhone 15 serisinin Pro modeli bu akıllı telefon. Eğer isterseniz iPhone 15 ya da iPhone 15 Plus'a da bir bakabilirsiniz. Onlar tabii ki görece olarak biraz daha arada fiyat farkı olan modeller sevgili arkadaşlar. Önümde durmakta olan bu cüzdan ve kılıfa da değinmeden tabii ki videoyu bitirmek olmaz arkadaşlar. Bu önümde duran malzemeler gerçekten çok değerli malzemeler. Neden derseniz çünkü Apple... Apple yaptığı Eylül ayındaki lansmanda şunu söyledi. 2030'da biz tamamen karbon sıfır politikasına göre yolumuza devam ediyoruz dedi ve işte Apple Watch'larda farklı yeniliklere gitti ve burada aksesuarlarda özellikle önemli bir yeniliğe gitti. Artık deri malzeme kullanmıyor Apple ve bu deri malzeme yerine yeni geliştirmiş olduğu Fine Woven adı verilen bir malzemeyi bizlerle buluşturuyor. Bu malzemenin hissiyatını size anlatmam belki çok mümkün değil ama yaptığım yakın çekimlerle sizlere böyle hissettirmeye çalışacağım. Hem cüzdanda kullanılan Fine hem de aynı zamanda kılıfta kullanılan Firewall'un gerçekten enteresan bir yapıda arkadaşlar. Böyle bir kumaşa benziyor. Bir yandan da değil gibi. Üstünde kadifemsi bir kılıf var gibi böyle ama bir yandan kadife değil. Çok arada kalmış. Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş ve bu açıdan da bence çok değerli bir ürün Firewall'un. Gerçekten de uzun süreli kullanımda beğeneceğinizi düşündüğüm bir ürün olmuş. Hem kılıf hem cüzdan anlamında. Şimdilik bir problem yok arkadaşlar. Uzun vadeli kullanımda zaten sizlere dediğim gibi yine detayları olurum. Ben bu açıdan da aslında gerçekten çok mutlu oldum. Geri dönüşüm çok önemli, dünyayı kirletmemekte de oldukça değerli. Sonuçta bizim evimiz dünya, buraya iyi bakmamız lazım. Bu açıdan da açıkçası çok değerli buluyorum bu çalışmalara. Siz ne düşünüyorsunuz iPhone 15 serisi ve bu akıllı telefon hakkında yorumlara yazmayı ve tabii ki başka içerikler beklerseniz ya da isterseniz de yine aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim.